Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Sayın Milli Savunma Bakanı, esas itibariyle sizin söylediklerinize cevap vermek istiyorum. Şimdi dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de hiçbir devlet kurumu sütten çıkmış ak kaşık değildir. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri de sütten çıkmış ak kaşık değildir. Eğer milletvekillerinin meclisteki görevi eleştirmek, denetim yapmak, araştırma ve soru önergeleriyle bazı gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak ise, ki böyle tarif edilmiştir, o zaman biz bu işi yapmaya devam edeceğiz, eleştireceğiz, sorular soracağız, araştırılmasını isteyeceğiz ve bunu, bu bizim görevimiz olduğu için, halka yönelik görevimiz olduğu için yapacağız. Ama biz bunu yaptığımız için siz bize hakaret ettiğinizde, siz bizi rencide etmeye çalıştığınızda sanmayın ki bu tutumumuzdan vazgeçip geri adım atacağız. Buyurun, açıyorum. Sanmayın ki bu tutumumuzdan vazgeçip geri adım atacağız. Ta ki istediğimiz sonuçları alana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bakın size bir örnek vereceğim. Yıl 1994, 26 Mart, Şırnak ilindeki Kuşkonar ve Koç Ağlı köylerine F-16'larla bombalama yapılıyor. 7'si bebek, 38 Kürt sivil katlediliyor. Bunun üzerine AHİM'e gidiliyor. AHİM bir karar veriyor. Türkiye'nin kurbanların ailelerine 2.3 milyon avro ödemesine karar veriyor. Ama daha önemlisini söyleyeceğim. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Anayasa Mahkemesi 2020 yılında, yani 26 yıl sonra, Şırnak'taki bu katliamdan 26 yıl sonra diyor ki evet, savaş uçakları köyleri bombalamıştır ve köylülere tazminat ödenmesi gerekir. Yani 26 yıl sonra gerçekler ortaya çıkabiliyor. O yüzden biz bu gerçekleri konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ve o zaman hatırlatmak için... Buyurun. Hatırlatmak için söylüyorum. Bir Takşak Genelkurmay Başkanı vardı, Doğan Güreş. Bu olan olayı nasıl açıklamıştı biliyor musunuz? Uçaklardaki kayışların gevşemesi nedeniyle bombalar yanlışlıkla 38 köylünün üzerine düştü. Böyle açıklamıştı. 26 yıl sonra gerçek ortaya çıktı. Şimdi... Çok başka örnekler de var ama lafımız uzatılamayacak çok fazla. O yüzden kısa keseceğim. Demek ki bazı şeyleri konuşmak, sormak, eleştirmek bizim hakkımızdır ve bunu yapacağız. Şimdi bakın, diyorsunuz ki sapasağlam hiyerarşik yapı içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sapasağlam hiyerarşik yapı içinde 4 kere bu ülkede darbe yapıldı. Unuttunuz mu siz? 27 Mayıs 1960'ta hiyerarşik yapı içinde, emir komuta içinde darbe yapıldı. 1971 12 Mart emir komuta zinciri. 12 Eylül 1980 emir komuta zinciri. 28 Şubat 1997 emir komuta zinciri. Niye bunu söylüyorum? Ben bugün darbe olacak diye söylemiyorum, yanlış anlamayın. Ama sütten çıkmış ak kaşık değildir Türk Silahlı Kuvvetleri. Onu anlatmak için bu örnekleri veriyorum. Şimdi bakın, siz kendiniz biraz evvel burada söylediniz Sayın Bakan. Dediniz ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 24.700 personel uzaklaştırıldı, değil mi? Bunun 10.000 civarı sizin döneminizde ve 150'den fazla da general var bunların içinde. Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl sütten çıkmış ak kaşık gibi değerlendirilebiliyor? Yani demek ki bu kadar insan içine sızmış ve siz bunları uzaklaştırmışsınız. Ben şimdi size birkaç tane isim söyleyeceğim. Kimler olduğunu siz çok iyi hatırlayacaksınız. 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hududi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yüksekova 3. Taktik Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin. Hakkari Dağ Komando... Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Argun, Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Saynur, Yüksekova 3. Piyade Tümen Kurmay Başkanı Albay Mehmet Sezgin, Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar. Bunlar nerede şimdi biliyor musunuz? Bunları siz tutukladınız, yargıladınız ve bunların hepsi bu bulundukları yerlerde, Yüksekova'da, Şırnak'ta, Sur'da, Nusaybin'de, her tarafta her türlü insanlık düşmanı işi yapmışlardı. Ama siz FETÖ'den bunları tutukladınız ve bunların içinde aynı zamanda bu meclisi bombalayanlar vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sütten çıkmış ak kaşık olduğunu bize anlatamazsınız kolay kolay.
Niye bunları söylüyorum? Şimdi her kurumda olduğu gibi, her kurumda olduğu gibi yanlış yapanlar vardır ve bu yanlış yapanların ortaya çıkarılması ve bunların yargılanması. Şimdi Sayın Özkoç bana beş deyince tamam dedim. Altı dedi. Son dakikanız yani. Bu son dakika. Tabii tabii veriyorum. Buyurun. Ama bu son dakikanız yani. Şimdi dolayısıyla söylemeye çalıştığım esas itibariyle budur. Yani bütün bunları söylediğimiz zaman, eleştirdiğimiz ve soru sorduğumuz zaman bize hakaret etmeniz bizi ikna etmiyor. Dolayısıyla araştırılması, konuşulması gerekiyor. Şimdi uluslararası alanda başka bir devletin sınırları içinde operasyon yapıyorsanız o zaman uluslararası denetime de açık olacaksınız. Irak'tan bahsediyorum, Suriye'den bahsediyorum. Oralarda eğer suç işleniyorsa, bakın ÖSO sizin koruduğunuz, himayeniz altında olan HTŞ çeteleri, maaş verdiğiniz, işbirliği yapıyoruz dediğiniz, burada plan bütçe komisyonunda, bunların savaş suçu ve insanlık suçu işledikleri Birleşmiş Milletler raporlarına girdi. Şimdi biz bunları konuşmayalım mı? Yani bunları konuşup araştırılsın dediğimiz zaman niçin biz hakaret işitmek zorunda kalıyoruz? Şimdi çok fazla konuşacak şey var. Yani sizin aslında Ben Oruç 6 dakikayı doldurdunuz ya. Buyurun Sayın Özkoç. Ya hayır hayır. Gelin bakın. Gelin bakın. 8 dakika. Sayın Özkoç buyurun. Yok ya 6 dakika. Sayın Başkan ya eleştiriyorum. Sayın Bakan bir de daha tahammülü davranıyor. Sayın Özkoç buyurun. Ya bu 6 dakikayla sınırladık Sayın Oruç ya. Bu sabaha kadar devam edecek değil. Ama buyurun. Sen tamam yani... Sayın Özkoç buyurun. Yani Sayın Bakan bile daha büyük bir tahammül ediniyor. Siz bana izin vermiyorsunuz. Buyurun. Ben izin veriyorum. Verdim izni. Buyurun Sayın Özkoç. Sayın Özkoç buyurun. Mecliste böyle bir yöntem yok başkan. Yani mecliste gerçekten... böyle bir yöntem yok yani. Söz tamamlanmadan gitsinler. Son cümlemi söyleyeceğim yani. Sayın Özkoç buyurun. Çok kısa. Çok güzel. Ben önce Sayın Başkan'a cevap vereceğim. Yani burada biz sizin soru sormanız eleştirinize karşı değiliz. Ön yargılı ve karar veriliyor. Soru değil. Karar veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanılıyordu. Hüküm veriliyor. Konuşalım, görüşelim, anlatalım, izah edelim. Ve 24 Kasım'da bunu biz ilk defa burada açıklıyoruz. 24 Kasım'da heyet teşkil ettik. Her şeye rağmen ne olur ne olmaz. Heyet gitti. İnceleme ölçümleri yaptı. Bunların hepsini derlediler, toparladılar, getirdiler. Burada Sağlık Bakanlığı bir laboratuvara oraya verdiler. Ve bunların hiçbirinde, hiçbir şekilde kimyasal olmadığı raporu şu anda elimizde, biraz önce. Birinci husus bu. İkinci husus, yani sorularla ilgili bizim bir rahatsızlığımız yok. Başlangıçtan beri söylediğimiz gibi, biraz önce bu roket olayında da olduğu gibi, bir sayın milletvekili roketin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu, işte Hacı Hoca vesaire gibi bir sürü de üzerine bir şeyler bina etmek suretiyle muhakeme, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçladılar. Suç altına bıraktılar, algıyı bozdular. Ve kamuoyunda lüzumsuz bir algıya sebebiyet verdiler. Halbuki sorsalardı ne kendileri rezil olurdu ne bizi efendime söyleyeyim sıkıntıya sokarlardı. Çünkü böyle bir şey yok. Bir. İki efendime söyleyeyim bu hiyerarşik yapı konusunda. Şimdi konuları geniş benim söylemek istediğim şey şu. Yeni yapılan düzenleme içinde Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayıp da aşağı kadar olan hizada bir hiyerarşi var. Hani emir komuta bozuktu falan filan eksikliği falan var dediler. Böyle bir şey söz konusu değil. Herkes görevini biliyor, sorumluluğunu biliyor ve anayasa çerçevesinde yasalar doğrultusunda herkes vatan için, millet için elinden gelen ne varsa onu yapmaya çalışıyor. İki, üç, Sayın Özkoç bizim konuştuğumuz konu benim size cevap vermeye çalıştığım konu tamamen faturayla alakalı. Bu faturada size yanlış bilgi vermişler. Ben bir saniye müsaade edin. Yani çünkü gelen bizim bilgiler çok kesin. Onun için şöyle yapalım. Biz daha önce konuştuk da iletişim bozukluğu var. Dedi ki demiş ki olmasın diye. 16 Aralık Cuma. Arife'de bekliyoruz sizi. Hem gelin görüşelim. Hem gelin görüşelim. Hem de o belgenizi. Peki 23 Aralık. Tamam anlaştık. Belgeyi de getirin. Çünkü biz yani sizin kişiliğiniz, kimliğiniz, bilgimiz var. Dolayısıyla sizin efendim yalan söylemeyeceğini biliyoruz. Dolayısıyla o bilgi muhtemelen size yanlış verildi. O bilgide bir hata var. Tamam. Evet. Evet saygılar sunuyorum.
Sayın milletvekilleri,